Çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine yine yine, sen ben hep beraber. Sen ben hep beraber, tam zamanı tam zamanı. Thank you.
güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine yine yine, sen ben hep beraber. Sen ben hep beraber, tam zamanı tam zamanı. Yine 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 sen ben hep.
güzel olacak. Kalkınmamız yer elden, umutla başlayacak. Umut olalım adaya, çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine yine yine, sen ben hep beraber, sen ben hep beraber. Tam zamanı, tam zamanı. Güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine yine yine, sen ben hep beraber, sen ben hep beraber. Tam zamanı, tam zamanı. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine yine yine, sen ben hep beraber, sen ben hep beraber. Tam zamanı şimdi. Güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine yine yine, sen ben hep beraber, sen ben hep beraber. Tam zamanı, tam zamanı. Güzel bir Kıbrıs kalacak.
Sen ben hep...
Çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine 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 ezelim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı tam. Her yer güzel olacak, daha güzel olacak. Kalkınmamız yerelden umutla başlayacak. Umut olalım adaya, çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine 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 senden hep beraber, sen hep hep beraber, tam zamanı tam zamanı. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı tam zamanı. Her yer güzel olacak, daha da güzel olacak. Kalkınmamız yerelden umutla başlayacak. Umut olalım adaya, çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine 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 sen hep beraber, sen de hep beraber, tam zamanı tam zamanı şimdi. Çok teşekkürler. Evet, tüm elleri görebilir miyiz? Kimseyi görmedim ben, kimseyi tanımadım ben, kimselere de bakmadım aklımdan geçen. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Sana nereden rastladım, oldum dermeder. Kendimi sana sakladım, senden daha güzel. Kimseleri de takmadım, ölsem değişmem. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Evet, elleri görüyorum.
birlikte yapar mıyız acaba? Kimseyi görmedim ben, kimseyi tanımadım ben, kimselere de bakmadım aklımdan geçen. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Oh, senden daha güzel. Sağlık. İşte bir sabah uyandığımda ça bella ça bella ça 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 elleri bağlanmış. Elleri bağlanmış onda ben yurdumu her yanı işgal altı. Sen ey partizan beni de götür. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao. Beni de götür dağlarınıza, dayanamam tutsaklığa. Beni de götür dağlarınıza, dayanamam tutsaklığa. Eğer ölürsem ben partizanca, ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao. Sen dönmelisin ellerinde beni, ellerinde toprağıma. Sen dönmelisin ellerinde beni, ellerinde toprağına. Güneş doğacak, açacak çiçeği. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba. Şimdi daha yüksek ses istiyoruz. Gelip geçenler elleri de görebilir mi? Gelip geçenler gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Ben mesela uçarım mesela, yerlere göklere sığmıyorum. Ben mesela uçarım mesela, yine de senden kaçamıyorum. Sen beni bilmezsin o kadar. Fırtınalar esiyor, arsız gönül ifla olmuyor. Tempo. Müzik.
Ayıp oldum yine sana, bu kadar yolu üstünde. Yalnızım içiyorum bu sabahsız gecelerde. Senden vazgeçeli sevgili, sevdanın karakollarında. Bir yalan koydum ben aklıma, aklıma. Oh, fırtınalar esiyor. Arsız gönül iflah olmuyor. Fırtınalar esiyor. Arsız gönül iflah olmuyor. Birlikte yapıyoruz. Ben mesela yerlere, ben mesela uçarım mesela, yine de senden kaçamıyorum. Ben mesela uçarım mesela, yerlere göklere sığamıyorum. Ben mesela uçarım mesela, yine de senden kaçamıyorum. Sağ ol. Elleri görebilir miyiz lütfen? Gözlerinde çalınınca şarkılar, dağlarda dört mevsim birdenbire açar. Gözlerinde çalınınca şarkılar, dağlarda dört mevsim birdenbire açar. Her an gözlerinde şarkılar çalsa, yaman olurdu dünya bir anda. Her an gözlerinde şarkılar çalsa, yaman olurdu dünya bir anda. Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün müydü o dağlara? Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün müydü o dağlara? Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, sevmeyi, sevilmeyi ve şarkı çalmayı. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, sevmeyi, sevilmeyi ve şarkı çalmayı. Sen uyu ben rüyalara dalayım, dünyaya mavi çiçekler ekeyim. Sen uyu ben rüyalara dalayım, dünyaya mavi çiçekler ekeyim. Mesela elimde sihirli bir değnek, ucunda güzel günleri getirecek. Mesela elimde sihirli bir değnek, ucunda güzel günleri getirecek. Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı. Sevmeyi, sevilmeyi ve şarkı çalmayı. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı. Sevmeyi, sevilmeyi ve şarkı çalmayı. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı. Sevmeyi, sevilmeyi ve şarkı çalmayı. Çok teşekkürler. Evet, Sümerleri görmek istiyorum. Thank you.
Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı, tam zamanı. Her yer güzel olacak, daha da güzel olacak. Kalkınmamız yerelde, umutla başlayacak. Umut olalım adaya, çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine 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 senden hep beraber, senden hep beraber. Tam zamanı, tam zamanı. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı. Her yer güzel olacak, daha da güzel olacak. Kalkınmamız yerelde, umutla başlayacak. Umut olalım adaya, çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine 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 senden hep beraber, sen hep hep beraber. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Umut olalım adaya, çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, Kıbrıs haydi. Elleri görebilir mi? Evet, şimdi hep birlikte yapıyoruz. Umut olalım adaya, haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine 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 senden hep beraber, sen hep beraber. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Çok teşekkürler.
seçim parçamızın yaratıcısı Rasta çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, sevgili CTP'liler ve CTP'ye gönül verenler, Lefkoşa'nın yıldızlarının bir araya geleceği bu muhteşem geceye hoş geldiniz. Sözü hiç uzatmadan partimiz genel sekreteri Sayın Asım Akansoy'u sahneye davet ediyorum. Yüreği Kıbrıs sevdası ile dolu değerli arkadaşlarım. Lefkoşa bölgesinde daha da güzel günlere, umutlu güzel günlere ulaşmak için bir araya gelen sizler ve bizi televizyonlarından dinleyen, izleyen değerli halkımız. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. ...25 Aralık'ta gerçekleşecek yerel seçimlere 5 gün kaldı. Elbette her seçim önemlidir. Çünkü bir halkın siyasi iradesinin sandığa yansıması, halkın bir özne olarak kendi geleceğini belirlemesi demektir. Geleceğimizi, yarınımızı belirlemek bizim ailemizin, çocuklarımızın çok daha iyi hizmet alması, sürekli ve çağdaş değerlerde yaşamasını sağlamak üzere sandık başına gideceğiz. Seçimlerin halkın özgür iradesiyle şekillenmesi demokrasinin en temel kuralıdır. Hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradeyle, yani kendi vicdanımızı ve aklımızı kullanarak sandıkta oyumuzu kullanmak demokratik düzenin kalitesinin en temel göstergesidir. Bu çerçevede adayların bizi yönetip yönetemeyeceğine, dürüstlüğüne, bugüne kadar yaptıklarına ve yapabileceklerine, sorumluluk üstlenip üstlenemeyeceğine, bölge halkının yaşamına gerçekten katkı yapıp yapamayacağına bir derdimiz, bir sorunumuz olduğunda kurduğu sistemle ona ulaşıp ulaşamayacağımıza bakarak kararımızı vermeliyiz. CTP demokrasiye inancı ve siz halkımıza tam güveni olan bir parti olarak gerek adaylarımızı, gerekse projelerimizi ve belediye meclis üyelerini belirlerken işte bu çerçevede hareket ettik. Ve ortak aklı Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı için Doktor Sıla Usar İncirli, Değirmenlik Akıncılar'da Ali Karavezirler, Gönül Alayköy'de Ahmet Bendi ile oluşturduk. Bu sadece CTP'nin ortak aklı değildir. Kıbrıslı Türklerin ortak aklıdır. Bu toplumda etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel yönelimi her ne olursa olsun, mesleği her ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin, tüm toplumu kucaklayacak, tüm toplumun gailesini çekecek, tüm toplum için çalışacak adaylarla yola çıktık. Adaylar halkın adaylarıdır. Halkın ortak kararının adaylarıdır. Sıla Usar İncirli Lefkoşa'yı başşehir yapmak için geliyor. Lefkoşa'nın çağdaş, yaşanabilir, temiz, aydınlık, mali disiplini olan kaynaklarını ve gelirini tüm vatandaşlara hizmet için kullanan bir kent olması için, başşehir olması için geliyor. Şu anda kalbi kırık, dağınık ve huzursuz görüntüsüyle Lefkoşa'nın şu perişan halini düzeltmek için geliyor. Tarihi trenin izinde projesini hayata geçirerek Lefkoşa'nın nefes almasını sağlamak için geliyor. Lefkoşa'nın hatırlayan bir Lefkoşa olması için, projelerini uygulamak için sorumluluk alıyor. Bugün her Lefkoşalı'nın yolu Gönyeli'ye düşer.
bir yanda dağınık düzensizlik, bir diğer yanda pırıl pırıl bir yerleşim yeri. İşte Ahmet Benli bu nedenle bu görevi kararlılıkla sürdürecektir değerli arkadaşlar. İcraat, kararlılık ister, cesaret ister, ısrar ister, inanç ister. Ama önemli olan bunların halka yansıtılmasıdır. İşte Gönyeli Belediyesi bu kararlılığın ve cesaretin sembolüdür değerli arkadaşlar. Bugün eğer Lefkoşalılar Gönyeli'de yaşamayı tercih ediyorsa bunun nedeni Ahmet Benli'nin Gönyeli'yi yönetmesidir değerli arkadaşlar. Alayköy'ün gelişiminde çok büyük rolü olan Hulusi Manisoy kardeşimizin desteği ve katkısı ile büyüyen, gelişen bir Gönyeli Alayköy bölgesi için birebir bir nefer gibi çalışacağız değerli arkadaşlar. Bu dürüstlük, bu icraat ve Gönyeli Alayköy sevgisidir. Elbette son dönemlerde yıldızı daha da parlayan değirmenliktir bunun bir diğer açıklaması. Değirmenlik çağdaş yaşam alanına dönüştüğü için bugün Ali Kaza Vezirlerin büyük uğraşları ile gururla bahsettiğimiz bir yer haline gelmiştir. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin dünden bugüne taşıdığı değerlerin ve mücadelesinin sembolüdür değirmenlik. Peki biliyor musunuz? Değirmenlikte ta İngiliz idaresinden beridir. 210 kilometrelik ova yolları ilk kez stabilize edildi değerli arkadaşlar. Siz hesaplayın varın. Değirmenlik Akıncılar Belediyesi de elbette değerli başkan Hasan Barbaros'un deneyimleriyle, görüş ve önerileriyle daha da bir başarıya, daha da bir hizmet alanına yayılacak ve büyüyecektir. İşte Lefkoşa bölgesi bu vizyonla seçime giriyor. Değerli dostlar, ülkenin atanmış başbakanı hangi partiden olursa olsun ülkenin dürüst insanlarının yadırgadığı, reddettiği çatışmacı söylemlere, konuşmalara devam ediyor. Aynı kırık, aynı cızırtılı plak gibi atanmış başbakan aynı şeyleri söylüyor. Ortakları ile birlikte toplumu böleceklermiş. Bölüp parçalayacaklarmış. Bizi birbirimize düşüreceklermiş. Ve halkı birbirine karşı düşman kılacaklarmış. Konuşuyorlar. Neden? Çünkü 3-5 gün daha o koltuklarda oturmak istiyorlar. Halkın iradesini korku ile, baskı ile ipotek altına alabileceklerine inanıyor ya. İşte bu nedenle köy köy geziyorlar. Onlar geziyor ama halkımız bunlara güzel cevaplar veriyor. Bunları artık biliyor ve tanıyor. Kahvehanelerde bunlarla dalga geçiyor değerli arkadaşlar. Gene geldiler, gene vaat verdiler, gene kandırdılar, gene yalan söylüyor diyorlar. Dolayısıyla bunların tüm vaatleri boş. Bu seçimler tüm vatandaşların özgür iradelerini sandığa yansıtacakları bir seçim olacak ve biz buna inanıyoruz. Slavsar İncirli'nin coşkusu ve inancı ile, Ahmet Benli'nin kararlılığı ve cesareti ile, Ali Kara Vezirlerin icraatı ve vizyonu ile sandıklara gideceğiz. Bir bayram sabahı gibi en güzel kıyafetlerimizle gideceğiz. En güzel duygularla, geleceğe olan inancımızla, toplum olmanın onuru ile biz varız, buradayız, burada olacağız diye haykırmanın gücüyle gideceğiz değerli arkadaşlar. Değerli dostlar, biz tam zamanı şimdi dedik. Biz buradayız dedik.
çok iyi biliyoruz ki dostlar birbirine tam zamanında sarılır. Sevgililer tam zamanında sarılır. Aşk tam zamanında paylaşılır, yaşanır. Bir anne çocuğunu tam zamanında öper sever. Dostlar tam zamanında bir araya gelir. Bir iki duble atar, dertleşir. Bir toplum tam zamanında ayağa kalkar. Ayağa kalkar ve biz buradayız der. Son beş gün kaldı değerli arkadaşlar. Zamanı şimdidir. Bu köhnemiş düzeni değiştirmek için, dostça kardeşçe bir düzen için, kadın dostu belediyeler için, gençlik meclisleri için, yaşlılara, engellilere, tüm mağdur kesimlere adil hizmeti önceliklendirmek için. Biz buradayız. Sevgiyle kucaklıyorum sizleri. Sağ olun, var olun. Teşekkürler Asım abi. NJ677 plakalı araç lütfen aracının başına. NJ677. Şimdi de Lefkoşa'nın 3 yıldızından ilkini, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayımız Sayın Ali Kara Vezirleri sahneye davet ediyorum. Güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine yine yine, sen ben hep beraber, sen ben hep beraber. Tam zamanı, tam zamanı. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Sekreterim, İkinci Cumhurbaşkanım, eski Başbakanım, Genel Başkanım, milletvekillerim, belediye başkanlarım ve çok değerli Değirmenlik Belediyesi'nin 12 meclis üyesi, Gönyeli'nin meclis üyeleri, Lefkoşa'nın meclis üyeleri ve siz değerli Cumhuriyetçi Türk Partili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Evet, hizmet etmek, sevmekle başlar dediğimiz, çıktığımız 4,5 yıllık serüvende bu serüven ilk 19 ayı inanılmaz bir çıkış yakaladık. Uçağın tekerlekleri kesilmiş. Nerede duracağını ben de bilmezdim, ben de. Ama 2020'nin ilk çeyreğinde bir pandemiyle tanıştık. Ve o pandemi bizi yıldırtmadı. Biz daha çok bölgemizde birlik, beraberliği, dayanışmayı sağladık. 5800 koli yaşa paketi dağıttık. Birinci kapanmada, ikincide 1200 koli. Kiminle yaptık? Belediye başkanı, meclis üyeleri, belediye çalışanları, muhtarlarım, ağzalarım, bölge halkımla birlikte bir aile olmanın gururunu yaşadık. Gururunu. Ben değil, biz olduk. Takım olduk. Ve 12 meclis üyesi arkadaşımla birlikte 531 karara imza attık. 531 kararın hepsi oy birliğiyle. Ve tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. 252 kilometrekare alan 21 muhtarlıkta hizmet etmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Kimlerle? Bölge halkımla birlikte. Çünkü biz bir aileyiz. Evet, Sayın Genel Sekreterim az önce ifade etti. Biz pandemiye rağmen 2020'nin Şubat'ında Türkiye'den gelen suda yaşanan deniz aşırı sıkıntıyı, 2020'nin Haziran'ında bir kuyu,
meclis kararını aldık. 2020'nin Temmuz'unda ikinci su kuyusu. 2020'nin Eylül'ünde üçüncü su kuyusu. Biri 50 ton saatte, biri 85 ton saatte, biri de 110 ton saatte su kapasitesine sahiptir. Biz bunu kiminle yaptık? Evet, inanarak yaptık, güvenerek. Sevgi, saygı, güvenin olduğu yerde başarı vardır. Pandemiye rağmen 2020'de 9 milyon 167 bin liralık yatırım yaptık. Herkesin gözü üstünde ya, Ercan, Ercan, Ercan. Ercansız yaptık arkadaşlar 2,5 yıl. Ercansız. Evet, bir şey daha söyleyeyim. Yeni dönemde de çok iş yapacağız. Ve kiminle yapacağız? Başta belediye başkanı, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve muhtarlarım, azalarım, bölge halkımla birlikte yapacağız. Ama bir şey daha var. Kiminle yapacağız bilir misiniz? Akıncılar, Lüricina'mıza da buradan sevgi ve saygılar. Hasan Başkanıma da teşekkürler. Bıraktığı yerden onunla birlikte omuz omuza, onun meclis üyeleriyle, köy halkıyla birlikte omuz omuza götüreceğiz. Ve yeni değirmenlik Akıncılar 25 Aralık'ta halkın karşısına çıkacağız ve çıktık. Niçin çıktık? Evet, 24 Haziran 2018'de bize verdikleri güveni tazelemek için sandığa gittiklerinde son bir kez daha vicdanların sesini dinlesinler. Bölgesini kim ileriye taşıyacaksa ona oy versinler. Sevgiyle, saygıyla hepinizi çok seviyorum. Bölge halkımı çok seviyorum. Onlara güveniyorum. Güvenlerini 25 Aralık'ta sandıkta göstereceklerine inanıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli başkanımız sahnede kalıyor. Ve sırasıyla Değirmenlik Akıncılar Belediyesi meclis üyesi adaylarını sahneye davet ediyorum. Recep Güler. Ayşe Benmezoğlu Beran. Mustafa Canbaz. Hilmi Karaöz. Yeşim Bozat. Tahir Irız. Çocuklara güzel bir Samet Dilekkaya. Ayten Yeniçeri. Arzu Miyase Babahan. Belediye Başkan Adayı Sayın Ahmet Belli'yi sahneye davet ediyorum.
rahat olun. Siz yüreğinizi ferah tutun. Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız. Halkımızın onayıyla yarın da burada olacağız. Belediyelerimizin gücüyle, tecrübemizle, uluslararası ilişkilerimizle, yaptıklarımızın yarattığı güvenle dürüst olacaksınız, adil olacaksınız. Başkasına olmaz dediğinizi kendinize olur demeyeceksiniz. Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, değerli yoldaşlar, her ne yapacaksan aşkla, şevkle yapacaksın. Partimizin takdiri halkımızın onayıyla 16 yıldır Gönyeli'mizde, şimdi Yılmazköy ve Alayköy'ümüzde halkımıza hizmet etme fırsatı ve onuru buldum arkadaşlarımla. Değerli dostlar, bizim 16 yılın sonunda şahsım, ekibim, partim ve halkım adına boynumuz dik dimdiktir sevgili yoldaşlar. Peki nasıl oldu? Kısa bir yol haritası. Ne yapacaksan aşkla olsun diye, ben merkezli koltuk diye değil, dönüştürmek için, hizmet için, başın dik dursun, onun onuru için yapacaksın. Sevgili yoldaşlar, ne iş yapacaksan önce o işi bitirecek güce sahip olacaksın. O güce sahip olduktan sonra hangi işi yapacağını bileceksin. Onu bildikten sonra nasıl çözeceğini bileceksin. Önce nasıl yöneteceksin ki bu aşamaları geçesiniz? Hani demokratik hukuk devletinde seçilen bir parlamenter hukukun üstünlüğüne sadık kalacağıma diye bir yemin eder. Ve işte insana hizmetin, hukuk devletinin temelinde bu vardır. Diyor sana, herkese eşit davranacaksın, adil olacaksın, çalmayacaksın, çaldırmayacaksın. Önce ilkeli olacaksın. Geldiğinde birisi merak etme kardeş deyip kolaya, kolay oy almaya, kamunun menfaatlerini oya çevirmeye tevessül etmeyeceksin. Sonra sorunların üstünden gelen güçlü belediyeyi yaratacaksın. Değerli yoldaşlar, güç mutlaka bütçeyle ilgilidir. Güç aynı zamanda güven vermekle ilgilidir. Güç aynı zamanda yeterli mevzuata sahip olmaktır. Da mevzuat var. Önemli olan onun demokratik hukuk otoritesini oluşturabilmektir. Güç uluslararası ilişkidir. Güç deneyimdir. Güç deneyimli kadrolardır. Fakat ülkemizde en kolay yapılan şey kamu kaynaklarının israf edilmesidir. Yani demek ki kamu kaynaklarını bilhassa istihdamda ve her uygulamada partizan hesaplarla, kişisel hesaplarla çarçur etmeyeceksin. Peki değerli yoldaşlar, seçimi kazandınız,
Ertesi gün partiyle sıra bizde demeyecek mi size? Hısım akraba demeyecek mi sıra bizde? Onların dediği gibi. Peki siz ne yapacaksınız? Şimdi sıra bizde, akrabada mı diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki benim görevim kentime hizmet, halkıma hizmettir. Senin çocuğu şimdi işe alamayın. Ya senin çocuğun kamudaysa, elin kolun uzundur diye devlete koymuşsan, o da yetmedi müdür yaptıysan, daha da yetmedi de müsteşar yaptıysan, daha da apoletlediysen, ne yüzün var senin halka adalet demeye? Ne yüzün var sonra istihdam demeye? Nasıl söylersin insanlara önce hizmet, önce kent demeye? Ondan istediğini önce sen kendinde uygulayacaksın. Ona evet dediğini herkese evet. Buna hayır dediğini herkese hayır. Adil olacaksın, adil. Ve işte bu duruşla, bu adil yönetimle güçlü bütçe mümkündür. Daha sonra hizmet planı, vizyon vardır, vizyon. Bizler birbirimizi aldatmayalım. Biz hemen en sondan başlarız. Ama biliriz ki çağdaş ülkelerin, çağdaş şehirleri öyle bir günde, 4 senede bir belediye başkanıyla mümkün olmamıştır. İşte bu gerçekçilikle, bu cesaretle, bu reel politikayla vizyon koyacaksınız ve stratejik plan yapacaksınız sevgili yoldaşlar. Geldiğinizde uygulamaya, orası o kadar kolay değil. Size derler ki bu kentin imar planları, topografik haritalar, hatyapı planları kağıt kağıt, o yetmez, o yetmez. Ama gelişme buradan geçer. Diyeceksiniz ki varsın sandıkta gömülsün Ahmet Bey'in istikbali, ama böyle bu Gönceli kentinin temellerini kuracağım diyeceksiniz. Ve sandıktan korkmayacaksınız. Halkınızı ve kentinizi esas tutacaksınız. Sonuç. Dönüşüm mümkündür. Köylerimiz şehirlere dönüşüyor. Hizmet kalitesi yükseliyor. Bizim ne partimizin, ne ekibimizin, ne Gönyeli'mizin karşısında boynumuz eğik olmadığı olmayacak. Şimdi de Alay köyümüz, Yeni kentimiz, Yılmaz köyümüz, Kanlı köyümüz el ele hep birlikte. Peki benim bu anlattığım yol haritasını bu ülkede başka yapan yerel yönetim yok mudur sevgili yoldaşlar? Vardır mutlaka. Kim vardır örneğin? Dikmen vardır. Değirmenlik vardır. Mehmetçik vardır. Lefke vardır. Karpaz vardır. Akdoğan vardır. Desene kardeşim CTP'li belediyenin olduğu yerde adalet ve hizmet vardır. Peki sevgili yoldaşlar, bizim yüreğimizin genişliği sadece CTP'li belediyelerin olduğu yeri sığacak kadar dar mıdır? Evet sevgili yoldaşlar, evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, şimdi önümüzde yeni bir fırsat vardır. Dip Karpaz'dan Yeşilırmak'a, Lefkoşa'dan Girne'ye halkın her tarafını sığacak yürek bizdedir sevgili yoldaşlar. Ve şimdi hizmeti,
yerel hizmeti, adaleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm sathına yaymanın tam zamanı. Herkesi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve sırasıyla CTP Gönyeli Belediyesi Meclis Üyesi adaylarını sahneye davet ediyorum. Gökhan Soykan, Hülya Akbil, Soyer Koloz Ali, Fahri Aramazıoğlu, Aygül Üksüzoğlu, Mustafa Dinarlı, Pembe Borakan, Gamze Bürüncük, Şahin Karasali, Sevim Kayıkçı, Erdinç Lord, Kenan Altınay, Hatice Benan ve son olarak Hasan Dayı. Siz zorla belediyeleri kapattınız. Biz aşkla iki belediyeyi de ayakta tutmaya devam edeceğiz. Mevcut Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy'la sahneye davet ediyorum. Ve bu gecenin Lefkoşa'mızın yıldızı Sayın Sıla Usar İncirli'yi Sıla Başkanı alkışlarla davet ediyorum. Hoş geldin Sıla Başkan. Hoş geldin Sıla Başkan. Güzel bir Kıbrıs'ta.
koşanın ışığını yakmaya, aydınlığını parlatmaya geldik dostlar. 50 yılı aşkın bir süredir bu mücadelenin içindeyiz. Bu mücadelenin içine doğduk hepimiz. Bu mücadelenin içinde büyüdük. Bu mücadelenin içinde doğurduk çocuklarımızı. Bu mücadelenin içinde doğdu torunlarınız. Bir zincirin kopmaz halkaları gibiyiz biz. Birbirimize kenetlenmişiz biz. Bu zinciri koparmak için çok uğraştılar dostlar. Ama bu zinciri kopartmaya güçleri yeter mi onların? Güçleri yeter mi onların? Çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine haydi, yarın değil şimdi. Eşitlik dedik Kıbrıs'ımıza. Adalet dedik Kıbrıs'ımıza. Özgürlük dedik Kıbrıs'ımıza ve barış dedik dünyaya. Biz bütün bunlar için çalıştık ve bütün bunları yaparken biz her türlü baskıya maruz kaldı bu CTP'liler. Her türlü kötülüğe göğüs gerdiler. Ama o kadar güçlüdür ki bizim siperimiz, kimse geçemez arkadaşlar bu siperden. Çünkü biz CTP'yiz. 50 yılı aşkın bir süredir Kıbrıslı Türklerin kimliğini, varlığını, karakterini ve geleceğini yaratanlarız. Şimdi sıra Lefkoşa'mızda dostlar. Şimdi sıra Lefkoşa'mızda. Ben bu akşam burada Gönyeli'ye sahip çıkanları görüyorum. Ben bu akşam burada Alayköy'e sahip çıkanları görüyorum. Ben bu akşam burada Değirmenli'ye, Lurigina'ya sahip çıkanları görüyorum. Bu akşam burada Lefkoşa'ya sahip çıkanlar var. Bu akşam burada Kıbrıslı Türklerin iradesine sahip çıkanlar var. Bu akşam burada memlekete sahip çıkanlar var. İşte biz bu ülkeye sahip çıkanlarız arkadaşlar. Ve şimdi sıra Lefkoşa'mızda. Ve ben bu akşam burada 25 Aralık'ta kazanılacak zafere inananları görüyorum. 25 Aralık'ta zafere inananları görüyorum burada. Umut olalım adaya, çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil. Bugüne kadar yaptığımız gibi arkadaşlar, dostlar, bugüne kadar yaptığımız gibi Lefkoşa'nın kadınlarına, Lefkoşa'nın çocuklarına, Lefkoşa'nın gençlerine, Lefkoşa'nın yaşlılarına, Lefkoşa'nın her taşına, her köşesine, her canlısına sahip çıkmak için geliyoruz arkadaşlar. Lefkoşa'nın sokaklarını kararttılar. Lefkoşa'da insanların hizmet alamayacak bir hale getirdiler. Lefkoşalı bugün iki tane bordür taşı takılıyor diye, sevinsin diye bekliyorlar. Lefkoşalılar çöpler toplansın, bu kadarına razıyız desinler istiyorlar. Ama biz Lefkoşalı'ya, Lefkoşa'mıza hak ettiği hizmeti vermek için geliyoruz arkadaşlar. Bunun için geliyoruz. 25 Aralık'ta biz geliyoruz Lefkoşa'mız için. Bu şehir aşkın şehridir, doğrudur. En büyük aşk Lefkoşa'dır arkadaşlar. Ama Lefkoşa'ya sadece aşk yetmez.
Lefkoşa'ya iş de lazım. Biz Lefkoşa için çalışmaya geliyoruz arkadaşlar. Mazeret yoktur. Biz varsak bahane yoktur. Biz varsak enkaz bulduk deyip kenara çekilmek yoktur. Biz Lefkoşa'nın hayallerini gerçek yapmak için geliyoruz. Ortak hayallerimizdir bunlar arkadaşlar. Biz ortak hayallerimizi gerçek yapmak istiyoruz. Biz varsak çözüm vardır arkadaşlar. Biz varsak hizmet vardır arkadaşlar. Biz varsak iyi yönetim vardır ve adalet vardır. Lefkoşa'da hem çalışanlara hem de Lefkoşalılara adalet için geliyoruz arkadaşlar biz. Adaleti getirmek üzere 26 Aralık günü göreve başlayacağız. Tertemiz bir Lefkoşa'dır istediğimiz. Tertemiz bir Lefkoşa olacak. Aydınlık bir Lefkoşa olacak. Işıl ışıl sokakları, ışıl ışıl caddeleri, ışıl ışıl meydanları ve ışıl ışıl zihinleriyle, insanların zihinleriyle, yürekleriyle aydınlık bir Lefkoşa için geliyoruz. Ve sol ellerimiz havada, yumruklarımız havada, yumruklarımızı sıka sıka, CTP'ye mühürleri vura vura, 25 Aralık'ta arkadaşlar, Lefkoşa için, Kıbrıs için, memleketimiz için, biz geliyoruz arkadaşlar, biz geliyoruz. Büyüyoruz. Yerelden genele dalga dalga büyümek için 25 Aralık'ta arkadaşlar sandıklara sahip çıkalım aman ha. Sakın sandıkları boş bırakmayın. 25 Aralık'a kadar tek bir dakikanızı boşa geçirmeyin. Bu seçim zamanları zor zamanlardır. Çok çalışmamız gereken zamanlardır. Aman ha ihmal etmeyin. Aman ha son dakikaya kadar sandıkları sakın terk etmeyin. Ama seçim gününe kadar da sakın çalışmayı ihmal etmeyin. Her yere gidin, her insanı kucaklayın, herkese anlatın. Nasıl CTP'li yönetimlerin, yerel yönetimlerin yıldızlı olduğunu anlatın. Lefkoşa'ya da bu yıldızı nasıl takacağımızı anlatın. Sakın ha, sakın ihmal etmeyin. Her günü, her dakikayı birlikte geçirin. Ve CTP'li kadınlar, hepiniz buradasınız. CTP'li kadınlar, güçlüdür CTP'li kadınlar. Bilgedir CTP'li kadınlar. Yüreklidir CTP'li kadınlar. Ve o kadınlar 25 Aralık'ta yetkiyi de alacaklar. Yetkiyi de alacağız arkadaşlar. Hep beraber. Çok teşekkür ederim. Yüreğimin en derinindesiniz dostlarım. Yüreğimin en derinindesiniz. Sıla Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve sırasıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Türk Belediye Meclis Üyesi adaylarını sahneye davet ediyorum. İlk olarak Berkay Rabiz. Hazar Vahip. Buket Asil Sor. Ahmet Eşsizel. Kemal Gülercan. Hüseyin Kurt. Ayşe Özdemir'a. Kalkınmamız gerek.
Paşa için geliyorlar. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine yine yine, sen ben hep beraber. Sen ben hep beraber, tam zamanı tam zamanı. Başkanımıza ve ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Lefkoşa'mıza hoş geldin Sıla Başkan. Alkışlarla adaylarımızı aşağıya alıyoruz. Çok teşekkürler. Değerli misafirler, sevgili konuklar. Parti Genel Başkanımızı konuşmasını yapmak üzere Sayın Tufan Erhürman'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Umutla başlayacak. Umut olalım adaya. Çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi. Değerli dostlarım, dayanışma duygunuzu, sevginizi, aşkınızı Naci abinin dediği gibi biz birbirimizi yerde bulmadık sözünü, bütün duygularınızı kuşandınız, hepiniz buradasınız, biz buradayız dediniz, hoş geldiniz. Şimdi bu akşam salona bir baktım da galiba pazar günü Gönyeli'ye, Değirmenli'ye, Lefkoşa'ya biraz erken geldi, biraz erken geldi. Bugünden pazar gününün sonucu belli. Lefkoşa yıldızlarda kavuşuyor. Değerli arkadaşlar, bir kez daha size de sormak isterim. Ali Gara vezirler ve belediye meclis üyeleri, adayları burada. Değirmenlik Lurici'de tamam mı?
Ahmet Benli ve Gönyeli Belediye Meclis Üyesi adaylarımız da burada. Gönyeli Alayköy, tamam mı? Slavusar İncirli ve Lefkoşa Belediye Meclis Üyesi adaylarımız burada. En önemli sorulardan biri, Lefkoşa tamam mı Lefkoşa? Değerli arkadaşlar, çok uzun konuşmaya gerek yok, coşkuyu bölmeye gerek yok. Ama bir konucuğun altını çizmek lazım. Şimdi biliyorsunuz kimileri çıktı ve bize dedi ki bu seçim milli dava seçimiymiş. Bilmem nereye yakın olanlar bilmem nereye uzak olanların arasındaki seçimmiş. Herkes bir şaşırdı. Arkadaşlar şaşıracak bir şey yok. Bu arkadaşların ne tırnak içindeki hükümette ne de yerel yönetimlerde anlatacakları tek bir başarı hikayeleri yoktur. Bütün cephaneleri bu ülkede bu halkı bölmek, parçalamak, birbirine düşürmek, bölersem belki yönetirim diye umutlanmaktır. Ama arkadaşlar, biz göğsümüzü gere gere şunu anlatabiliriz ve anlatacağız. Lefke'den başladık. Alayköy'e, sevgili Hulusi Başkan burada, Alayköy'e indik. Bu taraftan Gönyeli, bu taraftan Dikmen, ilerledik Değirmenlik, Mehmetçik, Akdoğan, o tarafta Dipkarpaz. Bütün yönettiğimiz belediyelerde alnımız açık, Geçitkale'de de alnımız açık, göğsümüzü gere gere söylediğimiz şudur. CHP'nin belediyecilik vizyonu, adaleti, eşitliği, icraatı, hizmeti ortadadır. Onun için bizim öyle yan yollara sapma gibi bir merakımız yok. Ama madem siz açtınız bu konuyu, o zaman şunu da söyleyecek. Biz CHP'li belediye başkan adaylarımıza ve belediye meclis üyesi adaylarımıza oy istiyoruz, evet. Hizmet için istiyoruz, adalet için istiyoruz, vizyon için istiyoruz. Ama bir şey için daha istiyoruz, madem siz öyle dediniz. 11 aydır bu memlekette çektirdikler bize hayır demek için de, bu ülkeyi bölme çabanıza hayır demek için de ve bu ülkede barış olsun, kucaklaşalım diye de, evet biz size hayır, CHP'ye evet denilmesini istiyoruz. Zamanı şimdi, haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine yine yine, senden hep beraber, senden hep beraber. Tam zamanı, tam zamanı. Onun için arkadaşlar, bizde birlik, mücadele, dayanışma bir slogandan falan ibaret değil. Biz Kıbrıs Türk halkının tamamıyla nerede doğmuş olursa olsun bu ülkede geleceğini kuran herkesle evet birlik içinde olacağız, dayanışma içinde olacağız ve inadına bizi bölmeye çalışanlara karşı mücadelemizi her gün daha da yükselteceğiz. Her gün daha da yükselteceğiz. Kırmamız yer elden, umutla başlayacak. Umut olalım adaya, çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak.
Tabii birlik, mücadele, dayanışma derken bu seçimlerde adaylarımızı desteklemek suretiyle dayanışmalarını açıklayan ve bu akşam da aramızda olan Birleşik Kıbrıs Partisi yetkililerine, sevgili İzzet İzcan'a yürekten teşekkürlerimizi bildirmek istiyorum. Benden önce de sözü edildi ama benim yüreğimde güçlü bir yeri var. Onun için izin verirseniz bir kez de ben ismini dile getireceğim. Alayköy'de bütün köyü ışıl ışıl yapan, pırıl pırıl yapan, zerre mali sorunu olmayan, kasasında para da bırakarak bu görevden ayrılmak zorunda bırakılan, köyünü, belediyesini kapattırmamak için gece gündüz bizlerle birlikte mecliste uğraşan ve bugün Ahmet Bendi Başkan'la birlikte aramızda olan Hulusi Mali Soy Başkan için tekrardan yürekten bir alkış istiyorum. Umut olalım adaya, çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs, haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs, haydi, yarın değil şimdi. Yine 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 senden hep beraber, senden hep beraber, tam zamanı, tam zamanı. Ve bir de bu akşam rahatsızlığı dolayısıyla aramızda değil ama televizyondan bizi izlediğine eminim. Gönlünün de bizimle olduğuna eminim. Kendi köyünde, kendi belediyesinde gerektiğinde çöp arabası da süren, bunda zerrece gocunmayan, hizmetin alasını kendi köyüne, kendi belediyesine götüren ama belediyesi kapatılan, şu anda Ali Kara Veziller Başkan'la birlikte olan Hasan Barbaros Başkan için de yürekten bir alkış istiyorum hepinizden. Kalkınmamız yer elde. Arkadaşlar, son sözlerime geliyorum. Biliyorum yorulduk. Şunu bilmenizi isterim. Nereye gidersek gidelim, nerede konuşursak konuşalım, güzel yurda gittiğimizde, Lapta'ya gittiğimizde, Çatalköy'e gittiğimizde, nereye gidersek gidelim, diyoruz ki Gönyeli'deki hizmeti biliyorsunuz. Değirmenlik'teki hizmeti biliyorsunuz. Gönyeli'de, Değirmenlik'te sunduğumuz hizmeti, aynı vizyonu buralara da getirmeye hazırlanıyoruz diyoruz. Ama bir şey daha söylüyoruz. Bakın, Değirmenlik, Dikmen, Alayköy, Gönyeli, Lefkoşa, İcetepe'nin vizyonu kucaklamış durumda. Şimdi Lefkoşa'yı tam kucaklamanın zamanı. Slavusar İncirli Başkan'la Lefkoşa'yı tamamıyla kucaklamanın, Lefkoşa'yı modern belediyecilik anlayışıyla yönetmenin tam zamanı şimdi diyoruz. Tam zamanı, tam zamanı. Her yer güzel olacak. Arkadaşlar, Gönyeli'de de, Değirmenlik'te de, Lefkoşa'da da sonucun ucunu gördük. Kulağımıza sesler gelmeye başladı. Ama Slavusar'ın altını çizdiği bir şeyin ben de altını çizeceğim. Seçim gününe çok az vakit kaldı. Hepinizden bir ricam var. Her yerde aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar, biz çok uykusuz günler geçirdik. Biz
yorgunluk nedir çok iyi biliriz. Bu geriye kalan günlerde de hiç uyumasak da olur, hiç eve girmesek de olur, çocuklarımızı 3 gün daha öpmesek de olur. Ama pazar gününe kadar durmak yok. Yürüyecek de korkmayacak, yürüyecek de korkmayacak. Zafer pazar günü yakındır. Hiç usanmak, bıkmak yok, durmak yok. Umutla başlayacak, umut olalım adaya. Çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs, haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs, haydi, yarın değil şimdi. Yine 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 senden hep beraber, senden hep beraber. Tam zamanı, tam zamanı. Haydi Kıbrıs, haydi, tam zamanı şimdi. Sandığa gidecek. Sandık günü gelecek, o sandığa girecek. Asım Akansoy arkadaşımın, sevgili genel sekreterlerimizin söylediği gibi öyle bayramlıkları giyecek de sandığa gidecek. Bayram günüymüş gibi sandığa gidecek ve vuracağımız o mühür önce şu anlama gelecek. Kulaklarımıza mühürü vururken bir ses gelecek. O ses bize bir şey söyleyecek ama o ses kimlere cevap olsun diye gelecek. Bu ülkede bu halkın aklıyla dalga geçebileceğini zannedenlere yerel yönetim seçimlerini milli dava bilmem ne diyerek başka taraflara çekebileceğini, bu halkın aklıyla dalga geçebileceğini zannedenlere bir yanıt gelecek. O yanıt öyle mühürü vururken kulağımızda duyacağımız bir yanıt olacak. O yanıt rahmetli Naci abinin söylediği gibi kimdir be bunlar, kimdir be bunlar yanıtı olacak. O sesi duyduktan sonra da kaldıracak o mühürü, Ferdi abimin hep söylediği gibi vuracak başağın altına, üfürecek de tepsersin, üfürecek de tepsersin, atacak sandığın içine. Umutla başlayacak, umut olalım adaya. Çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs, haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs, haydi, yarın değil şimdi. Yine 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 senden hep beraber, senden hep beraber. Tam zamanı, tam zamanı. Haydi Kıbrıs, haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs, haydi, yarın değil şimdi. Yine 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 senden hep beraber, senden hep beraber. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs, haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs, haydi. Evet arkadaşlar, bu akşam bir defa daha kucaklaşıyoruk, omuz omuza veriyoruk, sırt sırta veriyoruk, birkaç gün daha uyumuyoruk ve pazar günü hep birlikte Lefkoşa için, Değirmenlik için, Gönyeli için bu defa bu şehirleri en iyi şekilde yönetmek, hizmetle, adaletle, eşitlikle halkımızı buluşturmak için biz de bir kez daha buluşup bir kez daha kucaklaşıyoruz. 3 gün, 4 gün uyumasak da olur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklıyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Evet arkadaşlar,
Şimdi yıldızları bir kez daha sahneye rica ediyorum. Sevgili Sıla Uzar İncirli. Güzel olacak, daha güzel olacak. Kalkınmamız yerelden, umutla başlayacak. Umut olalım adaya, çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Sevgili Ahmet Benli. Tam zamanı şimdi. Sevgili Ali Karavezir'le. Şimdi de büyük aile fotoğrafı için. Misafirler, şimdi de büyük aile fotoğrafı için genel sekreterimiz, kadın ve gençlik örgütü başkanlarımız, milletvekillerimiz, merkez yönetim kurulu üyelerimiz, eski cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Talat, eski parti başkanlarımız ve başbakanlarımız Sayın Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu ve Ömer Kalyoncu'yu sahneye davet ediyorum. Partimiz kurucularından Hüseyin Celal'ı ve Salih Usar ve Vesile Usar'ı sahneye davet ediyorum. Birleşik Kıbrıs Partisi Başkanı İzzet İzcan'ı aile fotoğrafımız için sahneye davet istiyorum. Eski meclis başkanımız Sayın Fatma Ekenoğlu'yu da davet etmek istiyorum. Belediye başkanımız Hulusi Manısoy'u da sahneye davet ediyorum. Ve Dikmen Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Çelebi de aramızda. Onu da sahneye alalım efendim alkışlarınızla. Çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak. Haydi Kıbrıs haydi, tam zamanı şimdi. Haydi Kıbrıs haydi, yarın değil şimdi. Yine 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 senden hep beraber. Senden hep beraber, tam zamanı tam zamanı. Senden hep beraber, senden hep beraber.
dostlar. Gecemiz Kıbrıs müzikleriyle devam ediyor. CTP'ye gönülden destek veren ve bu akşam bizimle olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklara güzel bir Kıbrıs kalacak.